Banu Hanım, yarın ihaleye katılacak firmaların listesi sizde var. Firma yetkililerini tek tek arayın, buraya bağlayın. Öztürk Grup'tan Teoman Öztürk arıyor dersiniz. Tamam Teoman Bey. Teşekkür ediyorum. Efendim. Ümit Bey, nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Yarınki ihaleyle ilgili başarılar dilemek istedim. Adil, güzel bir rekabet olur umarım. Yani bizim için kazanmak ya da kaybetmekten daha önemli olan bu. Tabii ama kulağımıza hoş olmayan şeyler geliyor. Biz de dostumuz kim, düşmanımız kim bilmek isteriz. Çok teşekkürler. Tekrar başarılar size de. Eyvallah. Efendim, Osman Bey, yarınki ihaleyle ilgili başarılar dilemek istedim. Dünyadaki benzer projelerden de koşsaydık keşke. Koydum. En sonda Şeref Bey. Hesaplar tutuyor. Evet, defalarca kontrol ettim. Merak etmeyin Şeref Bey. Her şey hazır. İhaleyi de alacağız, şüpheniz olmasın. Şüphem yok. Yalnız biraz daha dikkatli olmak lazım. Bir sorun çıkmayacaktır. Beni yanlış anlamayın Mehmet Bey. Ama siz koskoca Öztürk grupsunuz. Sizin için de muhakkak önemli ama bizim için 10 kat daha önemli böyle bir işin parçası olmak. Gerginliğim o yüzden. Neyse ki Ayda gibi bir mimarınız var. Onun sayesinde bu noktalara gelebildiniz. Bizi bir araya getiren de onun yeteneği oldu. Orası öyle. Ayda'da en sevdiğim özellik düşünmeden hareket etmemesi. Her zaman etkiyi ve tepkiyi gözetmesi. Bir projede göze çok hoş gelse de o an küçücük bir detayın bütün projeyi paramparça edeceğini bilmesi. O yüzden böyle sağlam bir projemiz var. İşin sadece estetik kısmına takılıp acele karar verseydik şu anda burada oturmuyor olurduk. Haklısınız. Tekrar elinize sağlık kızım. Sağ olun Şeref Bey. Osman Bey'de dediğim gibi adil, dürüst bir rekabet olsun. Kazanan biz değilsek de ilk tebrik eden biz oluruz, inanın. Tekrar başarılar size de. Teoman Bey, Ekrem Bey'e ulaşamadık. Tamam. Banu Hanım, sizden bir ricam daha olacak. Buyurun Selman Bey. Bu denetim hizmeti aldığımız danışmanlık şirketini bir arayın. Yarın için bize bir tane denetmen yollasınlar. Tabii ki. Böyle spontan bir iç denetim planlıyorum. Onlara da söyleyin, sadece bana raporlayacaklar. Merak etmeyin, bu şekilde ayarlarız. Tamam, çok teşekkürler. Bugüne kadarki işbirliğiniz ve yaklaşımınız için çok teşekkürler Şeref Bey. Bu fırsatı bize verdiğiniz için asıl ben size teşekkür ederim. Ayrıca sayenizde hayatımın kadınını buldum. Ben de bu duruma çok seviniyorum. Tekrar tebrik ederim. Görüşmek üzere. Gelelim sana. Aydacığım, neden telefonlarımı açmıyorsun? Duymamış. Ayda. Ben yok sayabileceğim bir adam değilim. Hala anlamadın mı bunu? Sonra konuşalım. Şimdi konuşacağız Ayda. Bir derdin varsa söyle, çözelim. Ama bu şekilde davranmaya devam edersen hiçbir şey halledemeyeceğiz, bundan emin ol. Ayrıca benden kurtulamayacağını hala anlamadın mı? Söyle bakalım, derdin ne? Gitmem lazım, ihale var, hazırlanacağım. Bırak şimdi ihaleyi Ayda. Gözlerime bak. Ama ben senin neden böyle yaptığını biliyorum. Teoman kalacak diye ümitlendin de ondan. Ama emin ol, Teoman geldiği yere defolup gidecek. İkimiz yine baş başa kalacağız. O yüzden attığın adımları iyi düşün. Karşında kimin olduğunu unutma. O yüzüğü de her şekilde takacaksın. Bir kelepçe gibi takmak istiyorsan sen bilirsin. Benim için değişen bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.